Sağlamlık testi. Bugüne kadar elimize geçen yüzlerce telefona ve onlarca teknolojik ürüne çeşitli işkenceler yaptık. Vurduk, büktük, yırttık, kurşun döktük, deldik, çiviledik, ceviz kırdık, haşladık, bağladık, sürükledik, ezdik, presledik, kızarttık, mikrodalgaya attık, elektrikli testereyle kestik, okla içinden geçtik, üstüne araba attık. Ve beklenen an geldi. iPhone 14 Pro. Şimdi sıra sende. Kaç. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yıllardır beklediğiniz ve aylardır bütün videolarımızın altına yorumlarda yazdığınız o çok istediğiniz sağlamlık testi işte geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle sağlamlık testimizin metodunu biraz değiştirdik. Artık 3 farklı level'ımız olacak. Birinci level biraz daha normal mod gibi düşünebilirsiniz. Burada çizilme, yamulma, düşme, yanma ve su testlerinin biraz daha günlük hayatta başımıza gelebilecek şekillerini yapacağız. Eğer telefon bu birinci level'dan yani normal moddan sağ çıkarsa ikinci level'a geçeceğiz ve hard modunu uygulayacağız. Eğer telefon buradan da sağ çıkmayı başarırsa üçüncü level'ı yani web tekno modu açacağız. Telefonun içinden geçeceğiz diyorum tabiri caizse. Şimdi isterseniz öncelikle çizilme testiyle başlayalım. Telefonumuzun orijinalliğine bir yakından bakalım. Ne bileyim bir App Store'a gireyim. Orijinal bir şekilde karşımızda olduğunu görebiliyorsunuz. Telefonumuzun çiziği, miziği, bir yaralanması, verelenmesi var mı? Şu anlık hiçbir şey yok gibi görünüyor. Günlük hayatta telefon neden çizilebilir? Ne bileyim cebimizde paramız vardır, anahtarımız vardır. Bunları şöyle ben bir cebime koyayım. Arkasına da telefonumu atıyorum cebime. İyice karıştırıyorum. Hatta şöyle belki oturduk kalktık bir şeyler oldu. Telefonumuz biraz zarar görmüş olabilir. Sizce gördü mü? Bence görmediniz. Herhangi bir zarar görmediğini söyleyebilirim. Yamulmaya geçelim. Yamulmada ne olur? En fazla arka cebimizdedir. Ama benim arka cebim yok. Şu an fark ettim. Koray'ın arka cebini kullanacağız şimdilik. Koraycığım buyur kardeşim. Evet şu aynen bir şey yap şöyle bir. Yerleş kanka öyle bir iyice yerini bir aç. Tamam şimdi telefonuma da yazık yani onda canı var o yüzden. Telefonumuzda herhangi bir yamulma belirtisi görmüyoruz ama tabii ki devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz normal modumuzun düşürme testine. En makul düşeceği yer cep hizası arkadaşlar. Şimdi telefonu şöyle cebimden çıkarıyormuş gibi bir yere bırakacağım. Ve telefon elimden düştü. Bakıyoruz herhangi bir zarar gördü mü? Aa gördü. Çok ufak bir deformasyon yaşandı. Şimdi dikine düştüğü için bu bizim içimize sinmedi arkadaşlar. Bir de böyle bir yüzüstü telefonu yine cep hizasından bırakıyorum. Dostlar video izlerken bu tarz donma sorunları yaşamak istemiyorsanız size 2022 yılının en hızlı internet sağlayıcısı seçilen ve Speed Test ödülü alan Türknet'ten bahsetmek istiyorum. Speed Test bağımsız bir internet hız ölçüm şirketi ve yılın her çeyreğinde ülkelerin internet hızlarına göre sıralamalarını belirliyor. Ayrıca internet servis sağlayıcılarının ortalama kaç megabit hızla kullanıcılarına hizmet verdiğini de raporluyor. Son rapora göre Türkiye 31.70 megabit hızla dünyada 106. sırada. Bu sıralama bizi üstse de Türknet 55.80 82 megabit hızı ile Türkiye'de açık ara farklı birinci sırada yer alıyor. Ayrıca 1000 megabite kadar download ve upload hizmeti vererek yani eşit indirme ve yükleme hizmetiyle de ülke ortalamasını artırıyor ve artırmaya da devam ediyor. Dostlar bana kalırsa şu detayı kaçırıyoruz. Bu çağda özellikle internet hızı çok önemli. Zira teknolojik yatırımlardan teknoloji üretimine, öğrencilerin ihtiyaçlarından günlük hayatta oyundan eğlenceye kadar dilediğimiz her şeye tam zamanlı ulaşmak için internet hızımız neredeyse hayati öneme sahip. Özgür, taahhütsüz ve sınırsız internet slogan ile hareket eden Türknet'e başvuru yapmak ya da altyapı sorgulamak için açıklamada yer alan linke tıklamayı unutmayın. Hemen videoya devam edelim. Gergin bir bekleyiş. Çok hafif bir çizik. O da şu an mı oldu? Emin değilim. Onun dışında bir problem yok. Devam ediyoruz. Dostlar şimdi geldik normal modumuzun yanma testine ve çakma çakıyoruz. Siyahlık yayılıyor ama sonradan normale dönüyor arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok diyebilirim. Lan çalışmıyor. Aha. Sanki dokunmatik sıkıntı çıkarmaya başladı ama emin değiliz. Onu artık ikinci modda göreceğiz diyelim. Ve geçelim su testine. Telefonumuz diyelim ki bir kafede, bir masada duruyor. Elimiz çarptı ve su telefonun üstüne devrildi. Kaldık böyle şaşırdık. Her yerimiz su oldu. Aa falan diyoruz. Evet, bir sıkıntı yok hala. Birinci modumuz sona erdi. Telefonumuz bu modu başarıyla geçmeyi başardı. Geçelim ikinci moda yani hard moda. Hemen burada bir adet bu bıçakla şöyle telefona yandan bir geçelim. Bakalım ne olacak. Bir de ekrana vuralım. Ha, kameralara da tabii ki. Kırıldı.
Bu video böyle video arkadaşlar. Burada telefona acımak yok. Şimdi biz ne yaparız arkadaşlar? Eğer bir şeye zam geldiyse o ürünü alırız ve protesto etmek için o ürünü yakarız. Bu da Apple fiyatlarını artırdığı için Tim Cook'a bir protestodur. Şimdi onlar düşünsün. Bir de şöyle arka yüzeye bakalım. Yalnız bu yaptığın çizilme değil, düşme testi sayılır daha çok. Sayılır, fark etmez. Her türlü. Kameramızı açalım bakalım. Bu nasıl oluyor ya? Fotoğraf, portre. Evet, portre. Sıkıntılar başladı. Şöyle bir portre çekeyim sizin için arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız bunu. Sıkıntı yok. Devam. Şimdi burada bir tane boş çantamız var arkadaşlar. İçi boş gördüğünüz gibi. Şimdi size bir numara yapacağım. Telefonu çantaya koyduk. İçine de şöyle daha dün sizin için gidip aldığım vidaları döküyorum. Ağzını kapatıyoruz. Bu tabii ki sağlamlık testinin çok küçük bir parçası arkadaşlar. Bununla sağlamlık testinin tamamını bitirecek değiliz. Açıyorum. Şöyle ufak tefek birçok çizik oluştu arkadaşlar. Bir yandan bıçakla da darbe vurduğumuz yanıydı. Burada tabii ki çizik çok daha fazla ama şimdi hard moda devam ediyoruz. Telefonu biraz zorluyorum bükme konusunda arkadaşlar ama çok aşırı zorlamam lazım. Yok yani valla kolay kolay bir şey olmadı telefona, ne yalan söyleyeyim. Şimdi kulak hizasından düşüreceğiz arkadaşlar. Onlara diyelim ki yolda gidiyorsunuz, bir şey oldu, bir omzunuza çarptı her zamanki gibi. Ve telefon kulağınızdan düştü. Evet, alt tarafında şuradaki çatlama arttı ve bayağı yani buradaki... Evet. Ön yüzeyinde şu anda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bir de bu hizada telefonu bırakıyorum. Yine bir şey olmadı. Büyük ihtimalle telefonun arkasından başka parçalar artık dökülecek yani, yapacak bir şey yok. Burası bu arada bomboş kaldı farkındaysanız ama ya kameranın koruması gerçekten iyiymiş arkadaşlar. Çünkü iç tarafa hiçbir şey olmadı neredeyse. Ama ön yüzeyde henüz bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim yanmanın hard moduna. Bu şekilde şöyle pürmüzlü bir çakmamız var arkadaşlar. Bunu hemen açıyorum ve telefona tutuyorum. Şöyle bir ısı yayılıyor ama hala tutuyor. Dur, elim yanmaya başladı, pardon. Şöyle bir ekrana yapıştırdık. Evet, 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 başladı. Patlayacak oğlum. Elim yandı. Elim yandı bir saniye. Şöyle kapattığımızda da burada. Ama çakmak yani bayağı bir fazlaydı. O yüzden telefonun bu tepkiyi vermesini anlıyorum. Ama dokunmatiğinde bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Devam, geçelim suya. Normalde telefonun aslında su geçirmeye karşı dayanıklılığı bayağı iyi ama yani şu duruma geldikten sonra da çok bir beklentimiz yok aslında ama şöyle yatırıyorum. 2-3 dakika bekleyelim. Alıyoruz artık. Yalnız bak, baloncuklar çıkıyor. Evet, hala çalışıyor. İnatla çalışıyor. Hala buradasın ya. İnanamıyorum ya. Hard moddan da telefonumuz hayatta çıkmayı başardı. Ne olursa olsun çalışıyor çünkü. Ama tabii ki bu iş burada kalmayacak. Geçelim web tekno moduna. Şu anda bir basket sahasındayız. Önce bu telefonu bir topa bağlayacağız. Dostlar, telefonumuz şu an açık durumda. Ve basketbola asla yeteneği olmayan birisi olarak İlk atışı sizin için yapıyorum. Yok, şu anlık bir şey yok. Alarm çalıştı. Lan durmuyor ki. Evet. Bir de buradan. Çok yakındı. Alışkanlıktan topu bir... Ufak tefek bant lekeleri var ama henüz bir çizik anlamında bir sıkıntısı yok. Ama tabii ki yetmez. Şimdi devam edeceğiz. Bir tekrar bantlayayım ben bunu. Evet, o zaman bu atış Mami için. Yes! Yok, bende yetenek yok ya. Yapacak bir şey yok. Yok kank. Bence yeterince oynadık arkadaşlar. Küçük cam kırıkları bu içerilerde var. Şöyle bir açalım telefonumuzu. Arkamız bu durumda ve öne çeviriyorum. Vallahi helal olsun. Ama evet, kameramızın içindeki su noktacıklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Su bayağı içeri işlemiş. Burası dışarı atmış. Bunu geri yerine sokalım. Acaba açılacak mı? Evet. Acaba şarjım bitti. Bir titreşti elimde telefon. Aslında açık arkadaşlar da yani ekrana gelmiyor. Düşme testinden yeterince sağlıklı çıkmadığını düşünüyoruz artık. Ama şimdi geçelim web tekno usulü yanma testine. Dostlar, umarım burayı hatırlamışsınızdır. Daha önce bir çakma iPhone 14 Pro Max incelemesi yapmıştık ve o videoyu da buradan izleyebilirsiniz ama o videonun sonunda demiştik ki burada sağlamlık testi gelecek ve şu anda bu video bizi buraya getirdi. Elimizde bir tane iPhone 14 Pro var. Onun şimdi sağlamlık testini yapmak için bakın burada ne var. Buraya önce bir
telefonu şöyle bir oturtuyorum. Şunları bir attık kenara. Şöyle bir arkadaşlar, bunun ateşinin harlanması için çok telefona yapmayayım da şöyle bir burayı coşturalım. Yapayım da uzaktan yapalım. Şimdi bunu yaktıktan sonra arkadaşlar elimde bir de yangın topu var. Bununla da yangını söndürmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Çubuğumuzu yaktık. Hazır mıyız? Isımızı verdik hocam. Evet, şu an telefonumuzun yanışına şahit oluyoruz arkadaşlar. Hem yangın suyumuz var, hem yüzlerce kibritimiz var. Yeterince yandı mı? Artık bu telefondan bize hayır gelmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu gördüğünüz yangın topuyla atıp kaçıyorum bu arada. Hazır mıyız? Kaç kaç. Çubuğum vardı burada. Bunun söndürmesi gerekmiyor muydu Erdem? Evet arkadaşlar, telefonumuz burada da. Ama ekranda çizik yok. Bak, ekran diğer tarafta. Aa, çok pardon, çok. Ekran harbiden çizilmemiş. Evet, biraz sıcak hali arkadaşlar. Alamıyorum ama. Şimdi bu telefonu artık biz bir şey yapamayacağız gibi duruyor. Hatta gelin biz bu telefonun bir turşusunu kuralım. Telefonumuz şu an artık ölmüş vaziyette. Burada da bir ekranımız var. Yani son durum budur şu an. Bir turşu kuracağız. Ben hayatımda daha önce yapmadım. O yüzden biraz havuç ve salatalık aldım. Önce şöyle biraz koyalım. Şimdi arkadaşlar, telefonu şöyle bir şuraya doğru bir sıkıştıracağım. Turşu malzememizi koyduk. Birazcık salamura, bir de limon tuzu koymamız gerekiyormuş. Oh. Tamam. Biraz da limon tuzu koyalım. Tabii ekranı da koyalım bu vitamini kabuğunda. Şöyle biraz da sirke koyduk mu? Üstünü de tabii ki kaynar suyla tamamlayacağız. Şu ağzına kadar doldurmak lazım bunu. Artık kapağımızı kapatıyoruz. Sıkıntı yok. Evet, iPhone 14 Pro'muzun turşusu hazır arkadaşlar. Artık bu kurulana kadar bir ay mıdır, iki ay mıdır bekleyecek. Peki bu telefonla başka ne yapalım? Bu turşuyu açıp sonra bir şey yapalım mı? Bunları lütfen yorumlarda belirtin. Belki tamir ettirmeyi de deneyebiliriz. Sağlamlık testimizi beğendiyseniz de daha fazlasının gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi elbette bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.